üzerinde konuşacağım. Daha doğrusu Türkçe üzerinde. Bu benim takıntımdır. Yıllar yılı Türkçenin özellikle de öğretimde kullanılması gerektiği, öğretimde geçer akçe olması gerektiğini savundum. Dil, daha doğrusu bir milletin ana dili, onun düşünme kabiliyetinin, istidadının dışa vurumudur. Düşünme de aklın işidir. Başka bir deyişle, diliniz nice gelişirse, yükselirse, büyürse, düşünme yetinizin, yani aklınızın o kadar gelişmiş olduğu görülür. Bütün büyük kültür dilleri yeryüzünde tarih boyunca gelmiş geçmiş büyük kültür dillerinin arkasında akıllı insanlar vardı. Kimdir bunlar? Büyük filozof, bilim adamları, edebiyatçılar ve öncelik ve özellikle şairler yer alırlar. Bir dili ilkin yükseltmeye başlayan, ifade gücünü ona kazandıran şairleridir. Arkasından öteki edebiyatçılar gelirler şairlerden sonra. Gerçi bütün eski edebiyatlar şiir üzerine kuruluydular. Tiyatro, roman vesaire daha sonraki çağlarda öncelikle de Avrupa'da kendini göstermiştir. Yunan'da başlar ve Latin üzerinden, Roma üzerinden öbür Avrupa ülkelerinde de dağılır, yaygınlaşır. Ama dili son biçimini veren, zirveyi yaşatan felsefe bilimdir. Ve felsefe bilimde ilerledikçe bir toplum, bir millet dili daha bir ifade kabiliyeti kazanır ve kelimeleri, kelime haznesi artar. En büyük sakatlığımız son 60-70 yılda Avrupa dillerinden vizesiz, hadi pasaportu bile geçtik, vizesiz kelimeleri ithal etmek olmuştur. Gerekli gereksiz gelen geçen kelimeleri dilimize alıyoruz. O derece acayip bir şey oldu ki 1000 yıldır kullandığımız düğme bile günümüzde buton oldu. Ne bileyim ben, hiç lüzumu yokken, ahlak diye bir söz varken Türkçe'de, şimdi etikten bahsedilmeye başlandı. Arada hiçbir fark yok. Birisi Frankçe, öbürü Türkçe. Ayrıca tabii bu kelime haznesini hiçe saydığımız gibi dil bilgisine de zerrece önem vermiyoruz ve büyük dil hataları gündelik konuşmamızın, yazılarımızın akışında yer almaktadır. Dil bilgisini iyi bilmediğiniz vakit sık sık ifade hataları yaparsınız ve kargaşanın, çatışmaların başta gelen nedeni dilde anlaşamamaktadır. Öncelik ve özellikle dilimizi yüksek öğretimde başat kılmamız gerekir. Ecnebi dilde, yüksek öğretimde öğretim ve eğitim verme durumuna son vermemiz şarttır. Tekrar saygılarımla sözlerimi nihayetlendiriyorum.